Sıfır öndeydi Dinamo Zagreb ve bu pozisyonda çıkmadığı hava topuna 1-1 ee, oldu. Hayduk Split 1-1 yaptı. Hayduk Split'le geçen hafta oynamışlardı. Süper Kupa maçında kazanmışlardı ve Dinamo Zagreb'e veda etmişti tribünlere gidip. Libakovic ama sonra bu maçta bir kez daha merhaba dedi. Yani daha transfer gerçekleşmediği için bu maçta oynadı. Bu ilk gol, ikincisi de gelsin. Bir dakika ilki bir daha Tamam, edelim. tam ekran vereyim mi şöyle bir? Ben geniş geniş yani, görelim, evet, görebiliyor tamam. musunuz? Tam ekran verebilir. Seval harika. tam ekran verebilirsek seviniriz. Evet, burada 74. dakika, savunmadan sekiyor çıkmıyor. Rakip oyuncu kontrol ediyor, arkası dönük gol atıyor. Evet. Bu, bu gol biraz eleştirildi. Jivkov için seviyesine kalitesine yakışmayan Değil bir mi? gol. Ama oluyor, büyük kaleciler tabii. yiyebiliyor böyle goller ama başka sebepler de olabilir tabii. Şimdi, <laughs> peki o zaman diğer. Çünkü senin demin anlattığın detay çok dikkat çekici Cem Hocam şey yapar diğer evet. gole de geçelim. Yani veda edip yeniden maça çıkması belki biraz motivasyonunu etkilemiş olabilir. Bu da köşe vuruşu geliyor üstüne gelen topu bacak arasından e, yan tarafından hemen geçiyor tam bacağının dibinden. Bu da 2-1 oluyor son dakikada yedikleri golle kaybediyorlar. Ya bu çok büyük bir hata değil ama ikinci gol bence. Evet. Yani bu yere Savunma yana... galiba tabii, tabii. biraz ayağını uzatınca. <laughs> hatta bir hata ile gelinebilir. Şunu da ifade edelim. Şimdi sen burayı anons ederken Livakov için yediği goller diye anons ediyorsun. Yani böyle e, Ljivakovic'in... Dinamo Zagreb'in yediği goller. Dinamo Zagreb'in Zagreb yediği goller. Tamam. Veya hatta yani dün akşamki... <laughs> algı olmasın tamam. Evet algı olmasın. E, şimdi Dinamo Zagreb'in son maçında e, ki maçta e, kendisi bir el sallayarak bir kere... E, veda, etmiş. veda etmiş. zaten Hı. maç. Şimdi ben bu maçı çok canlı seyretmedim ama burada da görüntülere de baktığımız zaman da zaten yani eee için kaledeki performansıyla vücut dili, maça hazırlanması tamamen çok apayrı bir görüntü sergiliyor. Değil mi? Bir de maça yani maçı sanki böyle bir e, hazır bir Livakovic şeydi. Burada bir 1,5 bir buçuk saniyelik iki tane görüntüyle bunun bütün bir 90 dakikayı yaymak mümkün Tabii. değil. Ama yediği gollere baktığımız zaman evet Livakovic'e yakışıyor mu, yakışmıyor mu? Biz bunun arkasındaki şu sebeplere bakmamız lazım. Bu kalibredeki bir kaleci bu golleri yer mi yemez mi? Ya yiyebilir, olabilir bir sıkıntı yok. ama şimdi burada Livakovic zaten kafa olarak Fenerbahçe'ye kendini kitlemiş ve bu maçta oynaması evet Dinamo Zagreb'in oyuncusu. Bu maçta oynadığı için de eleştirilebilir, eleştirilmesi de lazım. Çünkü bu maçta Dinamo Zagreb Fenerbahçe ile anlaşan bir kalecisini tekrar bu maçta oynatması bu da bir tartışılması gereken bir konu diye düşünüyorum. Burada bir iki tane yediği golle Livakov için nasıl bir kaleci olduğunu işte bunun kalibresinin nasıl bir performans sergilediğinin bunun bir yorumunu yapmamız yanlış olur. Ama bence Fenerbahçe ile anlaşmış olan bir kalecinin Dinamo Zagreb'in ilk hazırlık maçında kalede olması bence ilginç sorunun cevabı yani, bu olması gerekir. Evet şimdi az önceki tweet'i bir ekrana getirelim. Serkan Korkmaz'ın da Livakovic, Altay, e, İrfan Can, Eri Bayat o konulardaki fikrini alacağım. İşte Cedric Bakan bu Twitter'da 9.28 gece CEO bu gece görüşürüz diye bir tweet'i var. Onu da söyleyelim. Geliş görüntülerinde tabii ki yine her zaman olduğu gibi Aspor ekranlarından canlı olarak yayınlayacağız sevgili seyirciler havalimanından. Evet tekrar Livakovic'e dönersek Serkan Korkmaz acaba ne düşünüyor? Fenerbahçe'nin mutlaka bir yabancı kaleci alması lazım mı? E, Fenerbahçe eğer lig şampiyonluğu konusunda bu kadar e, büyük bir hasret çekiyor olmasaydı 3 e, üç kulvarda devam eden Fenerbahçe'nin Livakovic seviyesinde yabancı bir kaleciyle ki bence muhteşem bir kaleci. Yani çok beğendiğim bir kaleci. Zaten kendi takımında ve ülkesinde gördüğü muameleyi artık e, bilmeyen kalmadı. Çok önemli bir kaleci. Hiç yadırgamaz. Hatta he, tabii ki olması gereken oldu derdim. Fakat hani ülkemizdeki bu 3 Türk oyuncuyu ilk 11'de oynatma garabeti nedeniyle evet. e, kalecinin yerli olmasının, teknik direktörün işini çok kolaylaştıran tarafı var. E, ben şunu da söylemek isterim. Tabii ki Livakovic seviyesinde değiller e, Altay'la İrfan Can e, ama Altay'la İrfan Can mesela Ersin'in Beşiktaş'ın Sergen Yalçınlı şampiyonluğundaki performansını ve seviyesini rahatlıkla yakalayabilecek kaleciler. Yani ben kaleciden şampiyonluk kaçıracağını çok tahmin etmiyorum Fenerbahçe'nin. Sanmıyorum tabii büyük konuşmak doğru değil ama e, Divakovic muazzam bir kaleci. Her takım kalesinde görmek ister bakın her takım diyorum. Sadece bizim ligimizde büyük takımlar değil. Bence çok önemli bir kaleci. E, ama bu iş Altay'la ve Altay İrfan Can ikilisiyle onları yarıştırarak belirli bir seviyeye tutulamaz mı? Bu bir avantaja dönüştürülemez mi? Geçen Beşiktaş'ı konuşuyorduk burada e, Melike ile son sayfada. Ee, Ozan Zeybek de vardı. Yani inanamadım. Beşiktaş'ın 3 tane Türk sayamıyoruz şu an. Mesela bu hafta sonu lig başlasa. Kaleci Mert Günok deyince ben konuyu kapatmışım hep biliyor musun? Evet. Kalede Mert Günok var ya. Ben Beşiktaş'ın hiç 3 Türk oynatma sorunu diye bir sorunu olduğunu düşünmemiştim. Hadi kim oynatıyorsun abi? Evet şu anda. Salih Cenk. Kim oynatıyorsun? Salih, Cenk sakat. Cenk varken rahattı Beşiktaş'ın eli. Cenk, Salih, Mert'ti ama şimdi Hocam Mert'ten dolayı Eş bakın bize şey Algı böyle bir şey işte. Necip Mert evet. Günokya kaleci. Nasıl olsa Beşiktaş'ın nasıl olsa Beşiktaş'ın Türk oyuncu ihtiyacı nasıl Serkan Necip dedim. Necip dedim. 3. oyuncu böyle bir baktı bana. Yok, hocam ya. siz Necip yani her zaman iş yapar. Yorum yapıyorsunuz işte. diye. <gülüyor> <gülüyor> Acaba bir şey Yani mi? Ya bu arada Türk e... kalecinin olması büyük bir avantaj. Elbette ki Livakovic'in olması da büyük bir avantaj. Ama burada işte mühendislik bu farklı parametrelerde hani en uygun, en doğru çözümü üretmek. Eldeki kaynakları en doğru şekilde değerlendirmek. Yani bilmiyorum ama bana eğer en büyük amacı lig şampiyonluğuysa Fenerbahçe'nin ki öyle. Yani Altay'la İrfancan ikilisinin kendi arasındaki forma rekabeti Fenerbahçe'ye yeterli olabilir ve bir Türk kontenjanını kalede kullanabilir gibi geliyor. Ha yok kardeşim biz risk almayacağız ona da çok saygı duyarım. ...Livakovic'i koyacağız. Bizim savunma oyuncumuz arkasında Livakovic görsün. E, bu arada ona da saygı duyarım. Bir virgül koyalım. E, bunu eğer verebiliyorsak reklama gitmeden hemen verebilir miyiz Seval? Mustafa İnci yönet e, yönetmenimizden ve editörümüzden rica edelim. E, Daily Mail, İngiliz basını, Galatasaray'ın Zaha için 8 milyon euroluk bir teklif yaptığı haberini yazmış. Neden? Ya, Kerem mi gidiyor? Bilmiyorum. Ya da ne bileyim. Yani bu iddia bilmiyorum size. E, şimdi İngiliz basını olduğu için ya on numarada hani inandırıcı geldi galiba. mi diye sormayayım sonuçta yazmışlar ama. Ya olabilir birbirlerinden futbolcu almanın çok büyük bir maharet sayıldığı bir futbol kültürümüz var. Zaha muazzam bir oyuncu. Bak Divakovic'e kötü mü İ, dedim ihtiyacı ben? İhtiyacı var diye. mı bu mevkiye Galatasaray'a? Abi Zaha'ya her zaman ihtiyaç ha, vardır yani. ama hani Galatasaray'ın önceliği şu an Zaha mı? Ya bu bir gerçek şu. Fenerbahçe'li Galatasaray'ın arasında bir transfer yarışmasında olduğu bir menajerlerde, menajerlerde kıs kıs 8 milyon menajerlerde pound buydu. hani düzelteyim şimdi. 8 milyon pound, pound. yani eurodan daha fazla ee, düzelteyim o bahsettiğim onu. Bahsettiğim para 120 milyon lira. Evet. Doğru.